Arkadaşlar merhabalar bu videomda benzerlik konusundaki orijinal sorular bir testinin çözümünü yapacağız. Benzerlik konusunun son testindeyiz. Hadi bakalım son testi çözelim. Şekil 1'de 50 80 cm boyu 320 cm olan dikdörtgen biçimindeki iki bölümlü ve üzerinde üçgen deseni bulunan sağa sola açılır, kapanır, cam kapı gösterilmiştir. Her iki camdaki üçgenlerin ortak köşesi yerden 160 cm yüksektedir. Bu demek ne demek? Ortak köşesi burasıysa arkadaşlar o zaman bu iki üçgen birbirinin simetriği. Tamam, simetri ise yani yüksekleri de aynı, 80'e 80, e 80 tabanları da aynı zaten. Bakalım devamında ne diyor. 40 cm açmışız. Sensör yardımıyla kapı sağa 20 cm, sola 20 cm açıldığı zaman yine ne oluyor? Birbirinin tıpkısının aynısı olmuyor mu? Yani simetri oluyor. E ben bunu 20 cm açtığım zaman bak kapının geri kalanı şurası arkadaşlar. Kapının geri kalanı burası. Şu kapıyı şu şekilde 20 cm böyle açtım. 20 cm. Bunu da böyle açtığım zaman Hocam 20 santimetre içeri girdi. Burası kaç santimetre oldu? 60. Çünkü tamamı kaçtı arkadaşlar? 80 santimetreydi. Burası kaçtı? 320 santimetreydi. Ve kapının desenini de şöyle bir gösterelim isterseniz. Bizden alan isteniyor. Bir tane alanı bulursak olay bitti. Hocam işte buradaki yükseklik belli. Yüksekliğimiz kaç? Yüksekliğimiz 60. Ben buradaki bu tabanı bulursam ondan sonra alanı da bulurum. Bu taban şunlar birbirine paralel değil mi? Evet. E buradaki benzerliğe bakacağız. Hocam 60'a 20 oran var ya burada. Yani 3'e 2 oran var burada. Yani pardon 3'e 1 oran var. Burası 3 enken burası n'dir. 3 bölü 4 oran. 3 bölü 4 eşittir. 3 n'in 4 n'e oranı daha doğrusu. A bölü 320'den. Bu 8 katı 8 katı 27 mi yapıyor o zaman burası? E, 24 mi yapıyor? Evet 240 yaptı arkadaşlar burası. Evet A'yı 240 bulduk. O zaman alan ne olacak arkadaşlar? Alan 240 çarpı 60 bölü 2'den 1 iki tane var diyeceğiz arkadaşlar. O zaman alan kaç yapıyor? 6 kere 4 24. Evet 144. Bir de iki tane de sıfır var mı arkadaşlar? Var. E bizden ne istenir? Kaç metrekaredir diye soruluyor. Normalde 1 metre kaç santimetre? 100 santimetre. E o zaman karesini alacak olursak 1 metrekare kaç santimetre kare? 1000 10.000 santimetre kare olacaktır. Yani 1, 2, 3, 4 tane sıfır geri geleceğim. 1, 2, 3 4 tane 0 geri geldiğim zaman bu da ne yapıyor? 1.44 bu santimetre kare bu da metre kare yapıyor arkadaşlar. Dolayısıyla birinci sorumuzun cevabı C -han oldu. Geldik ikinci soruya. Şekil 1'de görüntüsü verilen ABCD dikdörtgeni biçimdeki yüzme havuzu eğimli bir şekilde düzlemsel olarak şekil 2'deki gibi ok yönde derinleşmektedir. Evet şöyle derinleşiyor arkadaşlar. Peki burada derinleşiyor. Eyvallah devam edelim. Yüzme havuzunun AD kenarına Kenarında derinlik 1.6. Evet bu kenarda derinlik 1.6. BC kenarında ise derinlik neymiş arkadaşlar? Şu kenarda da. Burada görünmeyen tarafı var arkadaşlar. Şu görünmeyen tarafı da şöyle bir çizelim isterseniz. İşte buradaki derinlik ne verilmiş? 2 metre olarak verilmiş arkadaşlar. 2 metre. Şuradaki derinlikte de kaç? 1 metre olarak verilmiş. 1.6 .6 metre olarak verilmiş. Eyvallah devam edelim. Bu zemine dik bu da zemine dik olduğu için bunlar birbirine paralel oldu. İşte üstten görünümde verilmiş. Burada diyor 15. metrede derinlik kaçtır diye soruluyor. Yani sen buraya geleceksin böyle. Tam şurada 15. metredeyken derinlik ne kadardır mı diye soruluyor. Derinlik nereyi gösterir diye söyleniyor arkadaşlar bize. E peki bize şeyi vermiş mi? Şuradaki 20 metre olarak vermiş mi? Burayı vermiş. Hocam o zaman temel olan çıktı. 20 metre ise tamamı. Şurası kaç metre? 5 metre. Bizden ne isteniyor? Şuradan itibaren derinlik nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. E paralel paralel paralel. Bizde buradaki şey soruluyor. Ne yapacağız? Temel orantı. Paralelikler olunca temel orantı. Ne yapalım? Para böyle paralel kenar içeriden oluşturuyorduk. Hatta dikdörtgenler oluşuyor. Hocam 1.6 ise burası da 1.6, burası da 1.6. Buraya 0,4 mi kaldı? Evet. Santimetre cinsinden, cinsinden isteniliyor, Santimetre cinsinden isteniyor. İsterseniz bunları şeye çevirelim. Burası 1.6 160 santimetre yapıyor. Buraya da kaç santimetre kalıyor? 40 santimetre kalıyor. Burası da 160 santimetre. E ben buradaki x'i bulursam olay bitti. Hocam burada bir temel orantı var mı? Var. 15'in 20'ye oranı eşittir. x bölü 40 mı? Evet. x buradan kaç oluyor? 2 katıysa o zaman 30 oluyor. x'i de 30 bulduysak. E burası da 160 değil miydi arkadaşlar? Derinlik çubuğu kaçı göstermiş oldu? O zaman şöyle bakacak olursak. 190 santimetreyi göstermiş oldu. E noktasında arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle ne yaptı? Cihan yaptı. Ve benzerliği de böylelikle bu soruyla birlikte bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki konuda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.